Garson! Garson! Nerede kaldı bizim bu tostlar ya? Bir saat oldu söyleyeli. Evet ya, bu garsonun servisi çok yavaş ya. Çok yavaş adam. Bahşiş vermeyiz olur biter kardeşim. Bahşiş vermeyiz olur biter. Buyurun, tostlarınız geldi. Hı, aferin. Şöyle. Aa, öfke geliyor. Beyler garson oldum, çaktırmayın. Selam. Hoş geldin Özgeciğim. Buyur oturmaz mısın? Tost yer misin Özge? Tost diyorduk da biz de. Ay iyi olur vallahi. Söylesene bana da. Aa, bak Özge tost istiyor avuççum. Çağır hadi garsonu. Nasıl çağıracak ki? Ne diyecek yani? Ben pardon bir şeyler söyleyecektim. Ne diyecek? Aa, söyleyecek misin avuçlu tostu? Ya söylemeyelim bak. Bu niye sen? Al hazırı var burada. Basri sen yemeyecek misin? Ha. Evet Basri. Yiyecek misin dostunu? Ben yemeyeyim bari. Buranın dostlarını da pek sevmem zaten ben. Afiyet olsun hayatım. Ya sabaha kadar konser rüyama girdi. Öyle heyecanlıyım ki. Havucun da rüyalarına giriyordur herhalde. Ama ona rüya değil, kabus deniyor kardeşim. Niye ki? Kabus derken... Şu Alper denen çocuğu kastediyor Basri. Hani seni konsere götürecekti ya. Ya bırak Allah aşkına. Zaten başkasını bul deyince mosmor oldu, görecektin. Havuç, sen niye oturuyorsun? Borçlarla ilgilensene. Borçlarla ilgilensene derken ne demek istedi? Şimdi Basri ile Teo biliyorsun ki boş adam. Bunlar böyle de boş boş oturuyorlar. Onlarla ilgilensene dedi. Garson. Şimdi ne yapacaksın Clark Kent? Ya masaya bakan kimse yok mu? Havuç, ya duymuyor musun müşteriyi? Duyuyorum, duyuyorum. Hem de çok net duyuyorum. Ya ilgilensene o zaman müşteriyle. O önlük ne Havuç? Sen niye müşteriye? Sen yoksa? Evet Özge, ben burada garsonluk yapıyorum. O zaman niye bir saattir yanımızda oturuyorsun? Bu yaptığın çok güzel bir şey. Öyle mi? Güzel bir şey mi? Ben ayıplansın diye düşünmüştüm. Ya saçmalama. Ailenin yükünü hafifletmek için çalışıyorsun işte, ne güzel. Tabii canım. O yüzden çalışıyorum ben, ailemin yükünü hafifletmek için. Evet. Ya da konsere gidecek paran yok. O yüzden garsonluk yapıyorsun. Alper? Alper mi? Eğer ben konsere götürmezsem... ...Özge'nin peşinde Alper denen zengin bir çocuk var. O götürecekmiş. Hadi ya. Bak sen zengin sıpasına. Ana! İğrenç birisin Alper. Beni havuçtan soğutmak için yalan söylüyorsun. Lan yalan söyleme Adi. Yalan söylüyor ya. Ya biz de bekliyoruz ya. Dalsak ya şu adam ha. Benim biletlerim cebimde. Onun da biletleri varsa göstersin biletlerini. Ya konser biletim var derken yalan mı söyledin? Doğru mu söylüyor bu Havuç? Özge, benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Madem biletleri görmek istiyorlar Havuç, göster o zaman. Nasıl? Ya kasada saklamam için vermiştin ya bana. Tabii ya. Ben kasaya saklaman için vermiştim. İşte biletler burada Alper Bey. İstersen alnına çatına çakarım ha bunu. Evet. Konser biletleri bunlar. Ama iyi de dün gece... Adam ne dikmedisi ya? Yürü git buradan. Kendini de öldürmeden. Hadi. Git daha. Hadi. Yürüsene. Hadi. Hala duruyor ya. İğrenç bir herif ya. Neyse hayatım. Üzülme hiç. Biz dersini verdik onun. Aa sen bir şey itiraf edeceğim diyordun. Neydi o? İtiraf. Ya aslında biletler o altın dairenin içinden değil. Yani daha uzaktan. Ya deliye bak ya. En arkadan bile seyrederim. Yeter ki birlikte ol. Vay. Helal olsun. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen.
şu halimiz oynar.